Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz bakalım? Redmi 9C. Evet. Konumuz bu. Biliyorsunuz bir seriye başladık. iPhone mikrofon takılı değil mi? Takılı. Ses oynuyor işte oynuyor. Biliyorsunuz yeni bir seriye başladık. Aslında geçen sene bu serimiz vardı. Vardı. Belli bir ara vermiştik. Nedenle ara verdiğimizi biz de bugün tartıştık hatta Semih'le. Evet. Neyse. Devam edecek olurdu. iPhone 13 mini ile başladık. Yukarıda kartını bulabilirsiniz. Bu da alabileceğiniz en ucuz 64 GB'lık telefon. Evet. Serinin amacı neydi? Neydi ya? Piyasada bulabileceğimiz kullanışlı, ithalatçı garantisi olmayan, resmi distribütör garantili olan, kaçak olmayan, işte KVK gibi büyük kuruluşların resmi distribütörlüğünde getirilmiş cihazları en hesaplı nasıl ve nereden ya da hangi marka model alabileceğinizi evet. sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Biz öncesinde cihazı satın alıyoruz. Size de bunun kutu açılım ve incelemesini Semih'le birlikte yapıyoruz. İşte. Semih biraz bahsetsin bu telefondan. Bu kutuyu telefon, açmadan önce. Redmi 9C olarak geçiyor. İstanbul Avcılar'da üretiliyor. Türk malı olarak geçiyor. Türkiye'de bunun gibi birkaç model telefon daha üretiliyor. Samsung'da hatta bir fabrika A02 açtı. A02 miydi? A02. O da talep gelirse bir sonraki videoda neden evet. olmasın olabilir. Şimdi bu telefonu niye seçtik? Videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağız. Çünkü başka modeller de seçebilirdik. Ama bunu seçmemizin bir nedeni var. Anlatacağız arkadaşlar. Aslında biraz şöyle yürümek istiyoruz. Geçen hafta iPhone 13 mini seçmiştik. Üst segment premium bir cihaz. Bu da giriş seviyesi ama 64 GB hafızası olup ve 3 GB RAM'e sahip. Giriş seviyesi olmasına rağmen ekonomik bir cihaz. 3 kamera. Bir şey diyeceğim. Niye mont giydin? Nasıl İçerisi yani? 27-28 derece şu an. Bugün ben yeni aldım. Ondan yeni geldi kargodan. Etiketini sök. Bakayım sökmüş mü? Sökmüş. Bunu yeni aldığım için arkadaşlar ben yeni aldığım kıyafetleri giymeyi çok seviyorum. Trendyol'dan bugün aldım. Yeni geldi. Yani bugün almadım. Birkaç gün önce aldım. Bugün geldi. Güzel ama değil mi? Rengi falan benim çok hoşuma gitti. Yoruma belirttin. Eğer yani modeli beğendiyseniz diğer bir rengi var. Onu da alacağım. Haki bir renk. Haki renk miydi o? Böyle toprakımsı rengin adı neydi? Bu haki bu. Toprakımsı olan başka. O toprak rengi diyecek yani. O zaman. Neticede öyle arkadaşlar. Bir yazarsınız yorumlara hangi renk daha güzel sizce. Bu arada açıklamaya ben bunun linkini bırakırım. Merak eden varsa oradan bakabilir. Ben indirimli aldım. Uyguna geldi. Benimki bayağı. Yeni değil. Eski Trendyol ama. Eski. Semih gömlekten vazgeçmiyor. Trendyol değil bu. Şey bu. Başka ne? Marka. Polo mu? Bilmiyorum. Koton falan olabilir. Ha. Neyse arkadaşlar. Biz inceden şu kutunun açılımına ne yapalım? Geçelim. Geçelim. Tekrardan hoş geldiniz. Aslında abi cihazın kutusu birçok modele göre çok iyi. Ya bazı modellerde kutu o kadar kötü ki sanki böyle kağıttan yapı. Tamam, bu da kağıt da. Veriyorsun telefona 1500 lira, 1000 lira filan. Kutuyu eline alıyorsun. Ulan hata mı yaptık yani, diyorsun. Kutu o kadar kötü oluyor ki yani telefonun kalitesizliğine kutudan başlıyorsun aslında. Yani. Paketleme ambalaj güzel görünüyor. Bu arada dışarıda. Bu Sunrise Orange yani bir güneş turuncusu. Açalım. Yırtmadan açayım dedim. Yırttık yine de. Sıkıntı yok. Sağlam bir kutu. Bunu şuraya koyalım. Gayet hoş bir rengi var abi. Baksana rengine. Çok güzel. E-mailleri vardı onları karaladım. Redmi 9C. Burada da biraz özellikleri yazıyor az bir şey zaten. Bir kutu içeriğine bakalım. Başka ne çıkacak? İstersen abi. Olur. Cihaz burada dursun. Kenara koyalım. Şimdi bir tane kullanım kılavuzu var. Bir tane iğne var. İğne var sim demirini çıkarmak için. Şarj kafası benim bir hatırladığım kadarıyla 10 watt. Evet 10 wattlık bir şarj kafası var. 2 amper o zaman. 10 watt 2 amper. Bir tane de Type-C uçlu. Yo özür dilerim. Mikroymuş abi. Daha mikro. Bu biraz hayal kırıklığı ama bu seviyedeki bir telefon için yani. Fiyat performansı olan bir telefon için çok normal. Başka bir şey yok. Buraları boş. Kulaklık çıkmıyor bu arada. Xiaomi, Oppo, Huawei modellerinde kulaklık genelde görmüyoruz. Ucuz modellerde çıkmıyor ama bu falan güzel hissiyatı. Ağır. Bakayım. Evet. Elinize alınca kablo kalitesi de güzel duruyor. En azından orijinal şarj aleti çıkmış yani. Koymuş adamlar. Yani kulaklık da çok atlı deve değil yani. Alınabilir. Kullanım kolay. Çok önemli değil. Şimdi telefona baktığımızda ekran boyutu bunun 6.5 inç sanırım değil evet, mi? 6.5 inç ekran burada. Boyutu var. Üçkağıtçı oradan okuyorum bana bir de artistik yapıyor. Ondan sonra 5000 amper de bataryası var. 5000 mAh. Ben de diyorum bu kadar nereden biliyor Semih hepsini bunların? Ondan sonra üstünde MediaTek Helio G35 işlemci var. Orada mı yazıyor? Yazıyor. 8 çekirdekli bu işlemci sanırım. Şey jelatinini sökeyim mi ister misin? Sök bakalım nasıl oluyormuş. Sökemedim.
Jelet'in gayet parlak bir ekranı var abi. 3 tane kamerası var. Canavar gibi. Önde kamera hakkında da geleceğiz zaten şimdi. Ben kurayım. Sen istersen ben kurarken anlat bir şeyler. Şimdi Semih kurarken ben kabataslak özelliklerinden hemen bahsedeyim. Hızlıca kuruyorum ben. Aklımda kalan birkaç özelliği var. Bu telefonda 13 megapiksel kamera var. 3 adet kameraya sahip. Tabii bu kameralarda portre özelliği var. Bokeh efekti verebiliyorsunuz bu özellikle. Hızlı odaklama yapıyor ama bunu yapay zeka ile yapıyor tabii ki. Sahne algılama gibi tüm akıllı telefonlarda günümüzde olan bir takım yapay zeka ve yazılımsal özellikleri de mevcut kamerasında. Ayrıca LED flaşı var. Arka kameradan bahsediyorum. Geniş açı, makro gibi özellikleri de mevcut. 3 kameranın yani ayrı ayrı bir tanesi geniş açı yapıyor, bir tanesi makro çekiyor, bir tanesi normal video ve çekimde kullanılıyor. Diyafram açıklığı bu telefonda 2.2 olarak kullanılmış. Yani ışık alma kapasitesi oldukça güzel. 1080p Full HD video çekebiliyor. Bunun yanı sıra 30 fps destekliyor videolarında. Makro çekim, cart curt bir şeyler yapıyor. Ön kamera çözünürlüğü de yine videoda 1080p kullanabiliyor. Fakat ön kamera çözünürlüğü 5 megapiksel. Şimdi abim orada bir şey atladı. Ben hemen belirteyim. Ön kamerada Face ID yani yüz tanıma özelliği de var bu cihazda. Parmak izi var. Arka kapakta parmak izi. Evet. Yan tuşta değil. Bazı telefonların bu yan tuşta da olabiliyor. Arka kapakta. Burayı da atlayalım. Hemen kurulum sayfasına gelirken ekstra ekleyeceğimiz ön kamerada görüntülü konuşma özelliği var. Yalnız 3G desteğiyle değil arkadaşlar. Bazı telefonlarda mesela iPhone'larda FaceTime özelliği 3G desteğiyle yapılıyor ama bunda yok. Ya da Samsung'un bazı modellerinde hat üzerinden 3G'li görüntülü konuşma yapılabiliyor. Bunda görüntülü konuşma yapmak istiyorsanız WhatsApp gibi, Zoom gibi bir uygulama yüklemeniz gerekiyor. Suya dayanıklılık var demiş miydim? Suya dayanıklı, sıçramaya. Suya dayanıklılık var ama sıçramaya karşı yani alıp bunu bir kovanın içine sokmayın. Tabii kesinlikle. Sıçramadan kastınız yağmurlu havada birkaç damla sıçrarsa gibi düşünün. Toza dayanıklılık yok. Ne yazık ki. Batarya arkadaşlar 5000 mAh demiştim. En başta da söylemiştim. Uygulamalar yüklenirken bizi biraz bekletiyor burada. Konuşma süresi 32 saat 4G üzerinden. Yani 32 saatten şunu anlıyoruz herhalde. Ben aldım kulağıma, başladım konuşmaya. 32 saat boyunca konuşuyorum. Uyumadan konuşabiliyorsun. Yani. Güzel. Oyunda arkadaşlar oyun tam 10 saat oynuyor. Bizim takipçilerimizin önem verdiği özellik zaten yani, bu oyundaki performans. 10 saatte kimse herhalde aralıksız oynamaz. Yani demek o zaman bu şunu getiriyor abi bu telefon. 32 saat konuşma. Günde yarım saat konuşma yapsa, oyunda ara ara oynasa, biraz video izlese 21 saat video izleyebiliyor mu? 167 saatte müzik dinleyebiliyorsa. Yani demek istediği o zaman şu, bir gün seni rahatlıkla sabah evden çıktın şarj ettin. Akşam eve geldin şarjın belki bitmiş olur belki bitmemiş olur. O bence bitmez. Yani bence 1,5 gün rahat gider bunun şarjı full kullanarak. İşte şarj yeri micro USB dedik. Burada bir mikrofon çıkışı var. Burada bir ses çıkışı var. Buralara toz kaçırmamaya çalışın. Eğer toz kaçarsa ses özelliği biraz azalabilir. Evet. Şurada bir iç kulaklıktan çıkan ses yerimiz var. Lityum iyon bataryası var. Lityum polimer diye geçiyor, özür dilerim. Micro USB dedik şarj yerine. Hızlı şarj desteği ne yazık ki yok. Kablosuz şarj desteği yok. Değişebilir batarya yok. Yani değişebilir bataryadan böyle elinizle lap diye çıkarıp takamıyorsunuz arkadaşlar. Bunun için bir servisten destek almanız gerekiyor. Bataryası 5 volt. Özür dilerim. Ha, bataryası 5 volt 2 amper şarj desteğiyle çalışıyor. Yani 1 amper de şarj eder ama biraz yavaş şarj eder. Evet. 2 amper normal sürede şarj eder. Bir de bir şey var. Bu telefonun 32 GB'lik versiyonu da var. Bu 64'lük. Bugün itibariyle bunların fiyatları 1800-1900 civarında geziyor. 32 ve 64 seçenekleri var. Biz şöyle yaptık. Bunun gibi uygun fiyatlı telefonları bu işte 2000 lira bandı, işte 2500, 1800 evet. Bir link hazırladık sizin için. Hani siz de hem karşılaştırmayı daha rahat yapın. Hem de cihaz ihtiyacınız varsa özelliklerine oradan bir bakın. Almak isterseniz de alabilirsiniz. İndirimli bir link olacak aşağıda açıklamada. Bu linki bulabilirsiniz. Bir dipnot daha eklemek istiyorum. Dedim ya 32 ve 64 GB'lığı var. 32 GB'lığında RAM 2 GB geliyor. 64 GB'lığında da RAM 3 GB geliyor. Evet, orada bir yanılma olmasın. 50-100 lira bir fark var arasında benim gördüğüm internet sitelerinde. En uygunlarını bulup açıklama bölümünün linkini bıraktık. O yüzden bence 64 3 GB RAM'liği almanızı tercih öneririz. Evet. Ayrıca 512 MB'da hafıza kartı desteği 512 olması. 512 GB. Şey 512 GB pardon. Buna 512 GB hafıza kartım var. Telefon kadardır onun parası. Yani telefondan pahalı da olabilir, iyi bir şey. Yani onu da dipnot olarak ekleyelim. Bu arada stok gelen uygulamalar gözüme çarptı içinde. Şimdi ben bir kamerasını açmak istiyorum. Kamera Semih'in meşhur yüzüğüyle. Bakın arkadaşlar yüzüğümü ne kadar iyi netliyor. Yani daha makro da var. Şey. Bakın özelliklerine baksana portre. Şimdi burada pro var. Pro'da işte siz kendiniz buradan fokus ayarları yapıyorsunuz. ISO ayarı, fokus ayarı. İşte videoda şu an 30 fps 1080 çekiyor.
Evet. 1080 Full HD video çekebiliyor. Bu da çok iyi. Ondan sonra fotoğraf özelliğine geldiğimde bu normal fotoğraf. Burada işte flash özellikleri, başka özellikler. Portre modu var. Portre modu önemli arkadaşlar. Şu an portre modunu almaz büyük ihtimalle. Onun için uzak bir yerde durmak lazım. Daha fazla dediğimizde de gece çekimi, hızlandırılmış çekim var. Kısa video özelliği var. Sanırım bu işte TikTok gibi uygulamalara... Instagram Reels gibi falan. Yani. O amaç, pardon. Ya da YouTube Shorts'ta da kullanabilirsiniz. Bu kamera özellikleri. Ön kameraya da bakalım mı? Bakalım. Fotoğrafı aldım. Ön kameraya buradan geçtik. Ön kamera bu şekilde arkadaşlar. Ön kamerada birçok özellikleri var. Bakarsınız siz de. Ön kameramızı da şöyle bir fotoğraf aldık abimle. Bakın gayet güzel. Hatta evet, benim sakalımda kepek bile çıkmış. Bizim şu an kamera netlik ayarını tekrar yapmam gerekiyor olabilir. O yüzden farklı görünüyor olabilir ama gayet güzel, başarılı çekmiş. Yani bence gayet güzel parlaklığı. Evet, gayet güzel. Ya bence yani fiyat performans cihazı diyebiliriz abi. Yani bugün gitsen 1000 liraya ikinci el bir cihaz alacağına böyle bir cihaz. Yani biraz tam bu 2000 liralık bir cihaz ama 2000 liraya da ikinci el cihaz. Ya şimdi şöyle, benim 1800-1900 lira param olsa... Ben de bunu düşünürüm. Direkt bunu alırım. İkinci el cihazla hiç kafamı karıştırmam. 2000 liradan bayağı bir para kalıyor. 50-100 lira, 200 lira gibi para kalıyor. O gün alacağım kura ya da yani, o an fiyatına göre değişir. Kulaklık alırsın. Kulaklığını, kılıfını, cam jelatinini hepsini alırsın ve bu telefon eminim ki hiç yoksa seni 2-3 sene idare eder. Üstündeki uygulamalar arkadaşlar, Netflix var, Mi Community gelmiş. Daha fazla uygulamada işte Face, Amazon, LinkedIn var, Trendyol var. Trendyol'da stok gelmiş. Trendyol çoğu telefonda yani, şu an stok oyunlarda geliyor. İşte PUBG var. PUBG bile stok geliyor telefonla. Yani düşünün yani, işte girip deneriz, o ayrı bir video konusu. Şimdi burada ayrı çok, bir, uzun doğru, sürer çok uzun sürer. Genelde PUBG oynadığımız başka telefon inceleme videoları var. Hani o da bu video serisinin içinde bulabilirsiniz. Onu da muhakkak açıklama bölümüne ben eklerim zaten. Ben bir sesine bakmak istiyorum abi. Mi'nin kendi müziği var, onu açalım. Ya yeterli bir ses var. Özür dilerim. Şu var. Mi elektronik. Şuradan geliyor ses. Evet. Evet. Üçümüzün seslerinde zaten başka bir sürü sesleri var. Şimdi mesela şurada bir akustik gitar sesi var. Bu güzel. Evet. Sesi temiz. Yani. Mesela benim iPhone 11'de en nefret ettiğim şey, sesini yüksek yüksek açtığım zaman İğrenç bir ses çıkıyor. Evet. Patlakmış gibi çıkıyor. Çıkıyor. Güzel arkadaşlar. Tabii iPhone 11 ile kıyaslanamaz. Tabii kıyaslamıyoruz onu. Öyle bir şey yapmıyoruz. Sakın yanlış anlamayın. Ya bence 11. Yani tuşları da mesela şu menü tuşları, buralar gayet kullanışlı. Hem gençler hem yaşlıların kullanabileceği bir telefon. Uh diyecekler. Ne övdüler ki. Ya anasını arkadaş. Ne kadar para verdi Xiaomi size. Arkadaşlar bize bir para verme de biz işin gerçekçi boyutuna bakıyoruz. Bugün biz abimle araştırma yaptık. Telefonculara da baktık. İnternetten de baktık. Gerçekten 2000 liraya o kadar kötü telefonlar satıyorlar ki. Evet. 4 yıllık, 5 yıllık yani, garantisi yok. En azından bunun 2 yıl garantisi 2000 liraya yok. Kadar sıfır telefon için araştırma yaptık. 2000 liraya kadar kırsaydın. Ya kır diyor. Çekinme yani. Patlat. Ama o kadarlık düşmeyle kırılmaz herhalde. Görüyorsunuz arkadaşlar, dayanıklılık testini de yaptık. Yani. Yani. Bak kaç metreden düştü. Şimdi arkadaşlar 2000 liraya sıfır telefon araştırdık. Yani fiziki olarak gittiğimiz yerler oluyor. Bazen internetten bakıyoruz. Saçma sapan marka telefonlar var. Yani adını sadını duymadığımız. Tabii satıcısı da övüyor bunu. Şöyle böyle diyor. Yoksa 128 GB'lı da var. Diyelim bu telefonu satın aldın ya da o satıcının X satıcısının X marka telefonu övdüğü telefonu satın aldın. Hı-hı. Bunun ekranını kırdın ve bana o gün ekran lazım, telefon bakalım, lazım. Tamam, ekran kaç para? Hemen bakıyorum. Önemli olan bir de bulunabilirlik. Bunun ekranı anında bulunabiliyor. Hemen dur, listeden bakacağım. Ezbere bilmiyorum çünkü de. Yokmuş listede. Rezil oluyormuşuz videoda. Yok şaka diyorum, var tabii ki de. Daha önceden yaptığım için biliyorum. Ama niye rezil olacağız? Orayı keseriz. Arkadaşlar bunun ekranı şu an 290 liradan başlıyor bendeki listede. İthalatçısına göre değişir. Belki 250 liraya da alırsınız, 300 liraya da alırsınız, 400'e de alırsınız. En azından ekran diyelim düşürdünüz, kırdınız. Aynen. Tatildesiniz ya da bir yerdesiniz. Hemen taktırabilirsiniz. Hemen taktırabilirsiniz. Yoksa... Ya bence telefon alırken nasıl araba alırken yedek parçalarına bakıyoruz, fiyatlarına aynen bakıyoruz, öyle. Bulunuyor mu ona bakıyoruz. Telefon alırken de günümüzde çok fazla marka telefon var. Çok ithalatçı var çünkü. Muhakkak bulunabilirlik, yedek parça oranına bakın. Mağdur olmayın sonra. Bence gayet güzel. Gayet başarılı bir telefon. Biz bunu önerdik. İnşallah anlatımımızı da beğendiniz. Yani beğenmiştir bizim. İstiyorsanız istediğiniz model cihazlar varsa ama böyle fiyatları uygun olsun mümkünse. 2000 lira, 2500 liraya kadar. 13 Pro'yu herkes tanıtıyor zaten. Aynen öyle. Semih de bana alırsa inşallah bir gün tanıtacağız onu.
alır diye umuyorum. Alır değil mi? Alır. Problem değil. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenin. Evet. Abone olmayı da unutmayın. Abone olun. Bu arada bir daha söylüyorum tekrar. Aşağıda açıklama linkinde benim ceket de dahil olmak üzere. Evet, her şey var. Telefonların linkleri var orada. Teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar. Umarım buraya kadar geldiyseniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.